Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Günün gelişmeleriyle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemeye yönelik Şanlıurfa'dan alınan yeni tedbirlerle PTT şubelerindeki yoğunluğun önüne geçmek amacıyla bundan böyle 1000 liralık yardım ödemeleri, PTT'ye ait ATM'lerden yapılmayacak ödemeler, bankamatik kartları olan hak sahiplerine de ikametlerinde yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 liralık desteği alacak olan vatandaşların yeni uygulamayla PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla hak sahiplerine de evde ödeme yapılacak. Çalışmaya bir an önce başlanması için kaymakamlara talimat veren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaymakamlıklarca görevlendirilen personelin 1000 liralık yardımları hak sahiplerine evlerinde teslim edeceğini duyurdu. Çankaya Mahallesi 2007. sokakta 4 adrese gidecek. Başka nereye? Yine Çankaya Mahallesi'ne 2007. sokakta 2 aileye gidecek. Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğa son vermek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi çerçevesinde yapılan yardımları ekipler vatandaşların evlerine giderek bizzat ihtiyaç sahibine elden teslim ediyor. Size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi her türlü çalışan ve görevlilerde biz teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunar. Valiliğimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi bildiririz. Bir kimliğinizi alabilir miyiz? Evet, bu göndermiş olduğu 1000 TL'lik yardım için buradayız. Bu parayı size vereceğiz. Valilik koordinesinde kurulan ekipler önceden bilmedikleri adreslere ellerindeki listeyle giderek nakdi yardımları gerçekleştiriyor. Bir sayalım. Yardımını ayağınıza kadar getirdik. Güle güle günlerde kullanın. Dışarıya çıkmayın evde. Zaten hastalar kendi hastalar. Biz teşekkür ederiz. Ve bültenimize son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şu anda arkadaşlarım ekranlara da yansıtmış durumdalar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısı sonrası şu anda an itibariyle açıklamalarda bulunuyor. Ve bu anlamda günlük tabloda şu anda vatandaşlarla paylaşılmış durumda. Biz de aktaralım hemen rakamları. Koronavirüs tablosunda bugünkü test sayısı 16.160 olarak açıklandı nihayetinde. Bugünkü tespit edilen vaka sayısı ise 2786 olarak açıklandı. Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle bugün 69 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Bu 69 vatandaşımızla birlikte Türkiye'de koronavirüs sebebiyle can kaybı ne yazık ki 425'e ulaştı sevgili izleyenler. Hemen tablodaki diğer verileri aktaralım sizlere. Toplamda test sayısı 141.716 olarak gerçekleşti. Toplamda vaka sayısı ise 20.921. Türkiye'de tespit edilen pozitif vaka sayısı 20.921 olarak gerçekleşti. Az önce söyledim, 425 kişi de Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nihayetinde toplamda yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1251 olarak açıklandı. Toplamda entübe hasta sayısı ise 867 ve iyileşip hastanelerden taburcu olan vatandaş sayısı ise 484 sevgili izleyenler. Yine diyelim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son 24 saatteki koronavirüs tablosunda yazan verileri aktaralım sizlere. Bugünkü test sayısı 16.160, bugünkü pozitif vaka sayısı ise 2786. Ne yazık ki bugün 69 vatandaşımız da hayatını kaybetti ve 69 vatandaşımızla birlikte koronavirüs nedeniyle Türkiye'de can kaybı ne yazık ki 425'e ulaştı. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenler. Ve devam edelim. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Kavga Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Turna Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Oyuktaş Kırsal Mahallesi'ne bağlı Sağırlı Sokak ve Turna Kırsal Mahallesi'ne bağlı Bellitaş Sokak'ta oturan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 22 yaşındaki Ahmet Ö ile 39 yaşındaki Halil Ö yaralandı. Ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ö, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış kırsal mahallelerde sele dönüştü. Birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Belediye çağırdım, belediye gelmedi. Muhtara seyredim, muhtar hiç kulağını açmadı. Bir iki üç tane köprü istedik yapmadılar. Kum istedik, kum getirmediler. Gök gürültülü sağanak yağış Şanlıurfa'da öğle saatlerinde etkili oldu. Kısa sürede sele dönüşen yağış sonrasında birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Şanlıurfa Merkez Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü ilçesi kırsalında vatandaşların Kanal Urfa WhatsApp haber ihbar hattına ulaştırdığı videoda sağanak yağışın kısa sürede sele dönüştüğü ve birçok tarım arazisinin sular altında kaldığı görüldü. Şanlıurfa'da Balıklıgöl platosu yakınlarındaki Çarşılar bölgesi esnafı da koronavirüs nedeniyle şu aralar zor günler geçiriyor. Esnaflar Kanal Urfa mikrofonlarına yaptıkları değerlendirmelerde kira ve diğer ödemeler için destek beklediklerini söyledi. Şanlıurfa'nın en kalabalık noktalarından biri olan Haşimiye bölgesinde alınan tedbirler ve giriş çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanması nedeniyle insan yoğunluğu gözle görülür ölçüde azaldı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Şanlıurfa'yı da etkiledi. Şanlıurfa'da tedbirler arttırıldı, aşağı çarşıda sessizlik hakim oldu. Tarihi Hanlar bölgesinde esnaflık yapan vatandaşlar yaşanan virüs salgını nedeniyle kara kara düşündüklerini ifade ederek kira ve diğer ödemeleri için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Şimdi ekonomi olarak %10 eksildi, yani %10 iş var şimdi. Yani bundan evvel %100 varsa şimdi %10'a düştü ekonomi olarak. Yani küçük esnafın hali yaman, öyle söyleyeyim. Manevi olarak da şu an şimdi camiden geldim, cuma namazını kılamadık. İnsanı çok zoruna gidiyor. Yani çok kötü haldeyiz. Allah iyi etsin. Allah dahfetsin bu sıkıntıyı. Bütün ümmeti Muhammed'in üzerinden. Yani ciddi bir durum aslında. Bunu milletimiz de biraz ciddiye alması lazım. Yani ciddiye almıyorlar. Biz onu burada analiz edebiliyoruz yani. Yani siz de biliyorsunuz da. İşte burada bir müşteri geldiği zaman biz sosyal mesafeyi elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Kolonya getirmişim ben kendi dükkanıma. Her bir alışverişten sonra kolonyayla dezenfekte yapıyorum. Elimi yıkıyorum. Ha bunu tek ben değil ama bütün esnaf da bunu yapıyor yani az çok. Tedbir bizden. Tevekkül de Allah'tan. Allah'a sığınmışık. İnşallah Rabbim bir an evvel bu sıkıntıyı bütün ümmeti Muhammed'in üzerinden dahvetsin. Devletten destek bekliyoruz. Devlet yani bize ifak esnafı olarak yani bize destek vermedi. Sadece büyük iş adamlarına destek sağladılar. Ama küçük esnaf biraz ezildi yani. Şu anda mesela burada günlük mesela 30-40 milyon götürürsek şimdi 10 milyon para götüremiyoruz yani şu anda. Valla çok zor, tehlikeli bir etkilendik yani. Çok zor bir şey yani. Esnaf yok, millet yok, çalışamıyoruz. Ondan dolayı sıkıntılı yani. Vallahi biz mecburi gidiyor geriye. Biz iki ekmek davası. Mecburi gidip geliyor yani. Şeyde hastalık da olsa
Biz mecburuz gelmeye. Bizim ne sigortamız var ne şeyimiz var. Biz buraya bakıyoruz. Tabii sıkıntımız oldu. Evler kira, dükkan kira, ödemeler falan var. Etkiledi bizi yani. Bu devlet mesela fakir fukara yardım ediyor da yeşil kartı olanlara yardım ediyor. Ama normal dükkanı olan da işi kırık olanlar da var. Onlar da yardım etmek istiyoruz. Ama olmuyor işte. Daha önceleri karabalıktı ya. Salgın nedeniyle buralar çok sakinleşti. O yüzden bayağı etkiledi bizi. Ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz. Mecbur olmasak zaten gelip dükkan açmaya bizim de niyetimiz yok. Mecburiyetten gelip dükkanımızı açıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kıyasen fatura düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir denildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin kıyasen fatura düzenlemesi hakkında sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemlerinin bazı durumlar hariç devam edeceğini açıkladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan kıyasen fatura düzenlemesinin önceliğinin hem sektör çalışanları hem de tüketicilerin sağlığını korumak olduğu açıklandı. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun da sağlanacağı aktarıldı. İdari kararlar neticesinde faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenleneceğini açıklayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği durumları ortadan kaldırmak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır. Covid-19'la mücadele kapsamında elektrik ve doğalgaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hataen fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır. Meskenler içinse tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleriyle boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleriyle zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir ifadelerine yer verildi. Özellikle doğalgaz konusunda vatandaşın yaşadığı endişenin yersiz olduğuna değinilen açıklamada geçmiş aylar değil, geçmiş 2 yılın aynı tüketim döneminin ortalaması üzerinden hesap yapılacağı, geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanıyla kıyas yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımıza Ocak ve Şubat tüketimleri baz alınarak Haziran ayında doğalgaz faturası çıkartılamaz denildi. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor demiştik. Bakan Koca'nın konuşmasından satır başlarını aktaracağım sizlere sevgili izleyenler. Bu anlamda bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da son 24 saatteki veriler açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplamda can kaybının ise 425 olduğunu bildirmişti. Ve sevgili izleyenler, bu anlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca 484 hastanın da taburcu olduğunu belirtti. Ve Bakan Koca'nın açıklamasından satır başlarını aktarmaya devam edelim. İstanbul'da 12.231, İzmir'de 1.105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka olduğunu belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve öte yandan 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha da artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük dedi Sayın Fahrettin Koca. Hayatını kaybedenlerin %78.7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor diye de sözlerini ekledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrasında canlı yayında bir açıklama yapmasının beklendiği haber merkezimize iletilen bilgiler arasında diyelim devam edelim sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da bir binanın 5. katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz acil müdahale ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri binada kalan vatandaşları tahliye ettikten sonra evde mahsur kalan ve balkona sığınan iki kişiyi kurtarmaya çalıştı. Evde kalan iki şahsın balkona çıkıp aşağıdakilere seslenmesi ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken çevredeki vatandaşlarsa olan biteni korku içerisinde izledi. Mahsur kalan şahıslar itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra yangın söndürülürken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. İçeride adamlar, çocuklar var, çıkamıyorlar evden. Şimdi arabaları mı karşılayacak, adamlar mıydı? Polisler de güvenli. Karaköprü Belediyesi koronavirüs salgınına karşın dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Karaköprü Belediyesi koronavirüse karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Karaköprü'deki iş yerlerini dezenfekte ediyor. Koronavirüse karşı çalışmasını sürdüren Karaköprü Belediyesi temizlik işleri ekipleri dezenfekte yapılmadık yer bırakmamayı amaçlıyor. Ekipler ilçe genelinde yol ve kaldırımlarda köpüklü suyla yıkama çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaymakam ve belediye başkan vekili Kenan Aktaş başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan ekipler, 1000 liralık nakdi yardımları vatandaşların bulundukları adreslere giderek evlerinde teslim etti. He, sağ olsun, devlet iyidir. Allah razı olsun. Vallahi çok iyi yani çektik. Size iyi zorluk çaldı. Şimdi çok iyi oldu, Allah razı olsun. PTT koronavirüs salgını sonrası açıklanan yardımlar nedeniyle yoğunluk yaşanan şubelerini geçici olarak kapatınca sosyal yardımlar evlerde ödenmeye başlandı. Yetkililer yardım alan vatandaşların evlerine giderek yardımları ödemeye başladı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de kaymakam ve belediye başkan vekili Kenan Aktaş başkanlığındaki Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan ekipler 1000 liralık nakdi yardımları vatandaşların bulundukları adreslere giderek evlerinde teslim etti. 5 lira. Böyle yağa gidersin. Bu tarafı da yardımcı olabilirsiniz saymaya. Böyle 8 lira 5 lira. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, mesai başlar başlamaz daha önceden Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, PTT Kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerle hiçbir sorun yaşanmadan vatandaşlarımız tek tek aranarak yardım alan hanelere tanımlanan 1000 lira destek ödemesinin yanı sıra 2022 sayılı kanun kapsamında 1000 liradan oluşan yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte vatandaşlarımıza 700 bin lira ödeme yaptık ifadelerini kullandı. Tamam. Bir tane daha yazacak mı? Yok. Şuraya tamam. Tabii imza at. İmzası tamam. Yokmuş ablamızın. Ya, imzamız yok diye yazıyor. İmzamız imza. Yok. Tamam. İmzası yok. Tamam, imzamız yok. Bu bin liralık yardımınızı teslim ediyoruz. Şanlıurfa Adliyesi ve ek hizmet binalarıyla ceza infaz kurumlarında Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın talimatıyla koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümler başta olmak üzere kontrol noktaları, duruşma salonları, kalemler, hakim ve savcı odaları, adliye koridorları ve tüm adliye binasıyla kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte işlemi sırasında kullanılan ilaçlı suyun insan sağlığına zarar vermediği belirtilirken, adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konularak bilgilendirme afişleriyle salgına karşı farkındalık oluşturuldu. Koronavirüs ve diğer salgın hastalıklara karşı tüm yurt genelindeki kamu kurumlarında olduğu gibi Şanlıurfa Adliyesi'nde de gerekli önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öztoprak, insan yoğunluğu %90 oranında azalmıştır diyerek işlerin aksamadan yürütülmesi için de esnek çalışma modeline geçildiğini söyledi. Ceza infaz kurumlarında çok sıkı tedbirler alındığını dile getiren Başsavcı Öztoprak yaptığı yazılı açıklamada, hükümlülerimizi ve tutuklularımızı nasıl ailelerinin emaneti olarak gördüysek, personellerimizi de öyle görüyoruz. Bu süreçte üstün bir fedakarlık göstererek, büyük bölümü gönüllü olarak izole altında, vardiyalı olarak çalışan infaz ve koruma memurlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Millet olarak üstün bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günlerde, milli bir şuurla hareket ederek kendilerinden, ailelerinden feragat eden personellerimiz, tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi bizim için gurur taşında olan hakim, savcı, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve tüm özel sektör çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı. Eyüpiye Belediyesi de koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Eyüpiye Belediyesi koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla çalışma yürüten Eyüpiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte işlemine devam ediyor. Buradan Eyüpiye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yaptığı çalışmalardan dolayı ekipler çalışıyor, görüyoruz bunu. Teşekkür ederim, sağ ol belediye başkanımız. Abi burası Baroklugöy Devlet Arsanı'nın karşısındayım. Şu an ben dönerciyim. Allah Peygamber belediyemize razı olsun. Sayın Mehmet Kuş, Allah Peygamber kendine razı olsun. Bak burayı tek defenle yıkadılar, tertemiz, sağ olsun, var olsun. Memnunuz, teşekkür ederiz bu güzel görevden azından. Öyle teşekkür ederim. Emniyet Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Sağ olun. Hizmetlerinden dolayı. Ekipler bir yandan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması yaparken, diğer yandan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları da dezenfekte ediyor. Ekipler, park bahçeler, sağlık merkezleri, iş yerleri ve vatandaş araçlarını dezenfekte ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınını önlemeye yönelik Şanlıurfa'da alınan tedbirlerin uygulanmasında en büyük destekçilerden olan Kızılay Şanlıurfa Şubesi de personel ve gönülleriyle sahada hizmet vermeye devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği Koordinasyon Kurulu'yla eş güdüm içerisinde faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı Şanlıurfa Şubesi, Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantina altına alınan asker, umreci ve diğer sivil vatandaşların 3 öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Şube Yönetim Kurulu, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve 63 gönüllüyle virüs salgınına karşı alınan tedbirlerde devlet ve milletin yanında olan Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi, valilik ve kaymakamlıkların tespit ettiği, aynı zamanda şubede kayıtları bulunan 65 yaş üstünde sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara gıda ve hijyen kolileri ulaştırıyor. Salgın tedbirlerinin alınmaya başladığı günden bu yana 425 haneye yardım ulaştıran Kızılay, giyim talebinde bulunan 73 ihtiyaç sahibi vatandaşın her birine de dörder parça giyim yardımında bulundu.
Kızılay'ın 152 yıldır Türkiye'nin her yerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin yardıma muhtaç tüm insanların yardımına koştuğunu hatırlatan Türk Kızılay'ı Şanlıurfa Şube Başkanı Operatör Doktor Ahmet İnan, günün 24 saati halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz dedi. Türk Kızılay'ının en önemli hizmetlerinden birinin de kan bankası olduğunu hatırlatan İnan, koronavirüs tedavisinde önemli bir yeri olan, hastalığı geçirmiş insanlardan alınan kanın aferez yöntemiyle plazmasından ayrılarak yoğun bakımdaki hastaların tedavisinde kullanıldığını, bu işleminde Kızılay Kan Bankası tarafından yapıldığını belirtti. Viranşehir Belediyesi, koronavirüse karşı önlem almak amacıyla ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Salgın zamanında temizliğin önemine değinen Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci, her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini söyleyerek ilçede ekiplerin dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci yaptığı yazılı açıklamasında, ilçemiz 4 ana caddesi ve esnaflarımızın iş yerlerini başta olmak üzere ilçemizin tamamını temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmayla halk sağlığını tehdit eden virüs ve bakteri oluşumunu önlemiş oluyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi personellerinin sağlığını korumak amacıyla evde çalışma modeli geliştirdi. Hükümetin evde kal çağrısı üzerine koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların çok yoğunlukla kullandığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi 7 gün 24 saat vatandaşların taleplerini karşılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye personellerinin sağlığını korumak amacıyla evde çalışma modeli geliştirildi. Teşekkür ederim, buyurun. Kaydınızı oluşturalım. İsim soyisim alabilir miyim? Vatandaşların yoğunlukla kullandığı Büyükşehir Belediyesi Alo 153 çağrıları 10 katına çıktı. Bu anlamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla evde çalışma sistemi getirilerek bir yandan personelin sağlığı düşünülürken bir yandan vatandaşların talepleri noktasında çalışma başlatıldı. Daha önce kaydınız var mı? Sorgulamam gerekiyor. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, şu an geliyor. Cep telefonunuzu rica edebilir miyim? Kaçırı sokak demiştiniz. Öte yandan hükümetin aldığı tedbirler ve uyulması gereken kurallar, Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde günün farklı zamanlarında şehir anons sistemiyle bilgilendirilmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde izinsiz olarak maske ve tulum imalatı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde koronavirüsü salgınını fırsat bilip izinsiz olarak maske ve tulum imal edenlere asayiş büro ekipleri ve zabıta tarafından operasyon düzenlendi. Fevzi Çakmak mahallesinde bir binanın alt katında ruhsatsız olarak üretim yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2280 adet tulum ele geçirildi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 2 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bozova Belediyesi ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşın Bozova Belediyesi ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerden Yaylak, Yaşlıca mahallelerindeki cadde sokak ve tüm iş yerlerinde dezenfekte çalışmasında bulundu. Ekiplerin çalışmalarından ötürü vatandaşlar Başkan Supi Aksoy ve ekibine teşekkür ederken, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy da halk sağlığını tehdit eden koronavirüse karşın çalışmaların ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Haliliye Belediyesi de koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında kadın destek ve aile eğitim merkezlerinde maske üretimine başladı. Diğer yandan Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında sosyal marketten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelerin sipariş ettiği ürünleri de evlerinde teslim ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri maske üretimi için devreye sokuldu. Faaliyetlerine salgın nedeniyle ara veren merkezler virüsten korunma kurallarına uygun şekilde dizayn edilerek maske üretimi için faaliyetlerine start verdi. Merkezlerde seri üretime geçilirken hedefin 400 bin maske üretimi olduğu belirtildi. Şu an için inşallah en kısa sürede arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. İlk etapta 24 bin adet olmak üzere maske üretimine başladık ve peyderpey de devam edecek. Öncelikle maskeye ihtiyaç duyan bizim değerli personellerimiz, vatandaşlarımız dahil olmak üzere maske üretimimiz devam edecektir. İnşallah hep birlikte el ele vererek de Türkiye çapındaki alınmış olan bu önlemler, tedbirler neticesinde bu koronavirüs illetinden, belasından hep birlikte vatandaşlarımızla el ele kurtulacağız diyorum. Öte yandan Haliliye Belediyesi koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında sosyal marketten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelerin sipariş ettiği ürünleri evlerine teslim ediyor. Sosyal market projesinin hayata geçmesinden bu yana 10 bin kişinin yardım talebi değerlendirilerek Sosyal Yardım Kurulu tarafından 4800 aileye yardım yapılma kararı alındı. Her geçen gün artan sosyal yardım marketi yararlanıcıları salgınla mücadele kapsamında artık evlerinden de çıkmadan alışveriş yapabiliyor. Daha önce kendilerine verilen kartlar aracılığıyla aylık alışverişlerini sosyal marketten bedelsiz yapan sosyal yardım kullanıcılarına tedbirler kapsamında yeni bir hizmet daha sunulmaya başlandı. Çağrı grubu aracılığıyla kart sahipleri aranarak ihtiyaçları kayda alınıyor ve paketlenerek kapıya teslim ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sonrası bizim arkadaşlarımız şu anda sahada dönüşümlü ve de sosyal mesafeyi korunma mahiyetinde dikkat ederekten sahada çalışmalarını yürütüyorlardı. Hükümetimizin, devletimizin, mesajlarımızın almış olduğu tedbirler gereği bizler burada sosyal markete gelip alışveriş yapması gereken vatandaşlarımızın kartlarını hem kendi ayaklarına götürüyoruz hem de aynı zamanda arkadaşlarımız gün boyu bir taraftan sosyal markete vatandaşlar gelmeden sosyal marketteki ürünlerin niteliğini, cinsini telefonla ilgili hak kazanan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, sosyal yardıma muhtaç insanlarımıza telefonla belirterekten onların vermiş olduğu siparişleri arkadaşlarımız paketleyip şu anda araçlara yüklüyorlar ve şu anda da onların inşallah sosyal yardıma muhtaç ailelerimizin evlerine götürüp birebir teslim edecekler. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Hem kendi hem de tüm toplumun sağlığı için lütfen evde kal Şanlıurfa. Sevdiklerinizle birlikte evlerinizde mutlu ve huzurlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.